Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu Enmax'i bir ay oluyor almıştık. Yeni kasa bir Enmax. Niye 125 kaldınız derseniz, hem 155'e göre fiyatı ucuz, hem de ben motorlara CC'lerini yükseltiyorum yani kendim. Şimdi niye boşuna 2-3 milyar fazla verip 155'in alayım? 1000 lira, 1500 lira masraf ederek 180 yapıyorum zaten. Yani 155'ten de daha iyi oluyor. Üstelik Tayvan malı bir kit. Shark marka. YouTube'dan Google'a ismini yazarak araştırabilirsiniz. Tayvan'dan kötü mal gelmiyor arkadaşlar. Yani biz bunu test ettik, denedik. En ufak bir sorun olmuyor. Şu malzeme çok kaliteli bir malzeme. Seramik değil ama Yamaha'nın kendi malzemesiyle aynı. 125'lik motorda enjektör şart arkadaşlar. Enjektörü değiştireceğiz. Daha fazla benzin basacak motora. Şimdi şöyle bir hataya kapılıyor insanlar. Benden de inatlaşıyorlar. Yani bunu görmeleri lazım farkı. Şimdi 62 milim piston ya da 63 milim pistondan motorların 180'e ya da 125'lik motoru, orijinal 155'in silindir kiti, yani 155'inki 58 milim şu çapı. Neyse takıyorlar. Rolanti'de motor durmuyor. Stop etmeler oluyor. Diyorum ki bak, enjektörü değiştirmeniz gerekiyor. Ya abi diyor, böyle kullansam ne olur? Ya diyorum, fakir çalışıyor motor. Kırılacak bir gün. Ya motora 700-800 milyon, belki de orijinal kite 1000 lira para vermiş. Şu enjektöre 500-600 lira vermekten aciz. Diyor ki abi böyle kullanayım diyor. Ya hemşerim, bunu da tak. Yani 125'ten 155'e ya da 180'e çıkardığında güç farkını şunu takarak zaten bir o kadar da alacaksın yani. Güç farkı. Çünkü enjektör gücü arttırıyor yani, en az CC kadar. Bir de şimdi ben şey yapacağım. Port polis diye bir sistemle yapacağım. Üst kapak, silindir kapağını. Yani motora giren havayı ve çıkan havayı rahatlatacağım ve motora daha çok hava girip çıkacak. Bunları takacağım. Segmanları var. Gazon pimi, pistonu, silindiri, contası, enjektörü, bu kadar. Motor 180 cc olacak. Bir de giren ve çıkan havayı da fazlalaştırdık mı, gerçek bir 180'nin gücünü alacağız. Diğer motorlarımda yapmamıştım. Bu motorumda yapacağım. Bunun da kiti geldi. Bunu da yakın zamanda yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sökelim bakalım yeni kasa Enmax'i. Arkadaşlar ben motoru söktüm. Bu da silindir üst kapağı. Buradaki hava girişini büyütüyorum. Buradan da büyütüyorum böyle. Egzozu da büyütüyorum. Böyle bir makinem var. Bunun ucu dönüyor. Böyle. Böyle kazıttıra kazıttıra uçlarını büyütüyorum. Şu an bitti. Temizleyeceğim. Yani motora giren hava ve çıkan hava artması gerekiyor. Yoksa motor üst devirlere çıkamıyor arkadaşlar. Yani 10.000 ya da 9.500 devir ya da 9.000 devir çeviriyorsa motor, CC yükseldikçe çevirdiği devir sayısı düşüyor. Onu da düşmemesi için bu subapları, arkalarını ve girişi, burayı büyütüyoruz. Benzin de ya enjektörle büyütüyoruz. Pistonu da büyüttüğümüz için tam verimli hava akışı oluyor motorda. Yani hava hem motora rahat girip çıkıyor, hem daha fazla hava girip çıkıyor vesaire arkadaşlar. Arkadaşlar, motoru topladım. Şimdi size birkaç bir şey söyleyeyim. Enjektörü değişmeseniz de motor çalışıyor. Çalışmasında kesiklik vesaire herhangi hiçbir şey yok. Ama çekmiyor. Yani yine 125'likken nasıl gidiyorsa orijinal enjektörle yine aynı gidiyor. Ama enjektörü değiştirdin mi motor uçak oluyor. Herhangi şu an hiçbir problem yok. Silindiri taktık. Şu teferruatlar çok fazla. Bu kasada şunlardan, şunlardan, şu borulardan çok fazla teferruat var.
şu metaller hep, boruları hep böyle metallerin içinden böyle geçirmiş. Eski kasada böyle bir şey yoktu. Burada da aynı şekil. Oksijen sensörünü vesaire kabloları hep izolasyonlu ve şeylerin içinden gidiyor. Yani şunun karşılığı var. Şu şurada mesela. Şu borular burada girmiş. Bunlar bunların içinde. Yani şunlar zaten eski kasada yok. Ya her şeyi böyle bir şeye bağlayarak götürmüş arkadaşlar bu kasada. Yani eski kasasında öyle bir şey yoktu. Demek ki yani gıcırdamalarımı almak hem de korumak için mi ne? Şöyle bir motorun sesini göstereyim. Start stopuna kadar her şey çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Selamlamayı yaptı. Gayet güzel çalışıyor. Hararet olması gereken yerde. Bir stop edelim. Arkadaşlar bu kasa olsun, bundan önceki kasa olsun, enjektör kesinlikle değiştirin yani. Enjektör gücü veren, yani silindir piston kadar gücü veren enjektör. Enjektör değişmediğiniz mi güç alamazsınız. Fakirde çalıştığı için motorun ısısı artıyor. Bu sefer piston sardırırsınız motora. Enjektör benden temin edebilirsiniz. Ben size enjektör konusunda yardımcı olurum. Birebir nokta atışı. Ben bunu AFR cihazına da bağladım. AFR'de gayet güzel. Yani havaya karışımı gayet güzel. Onun için bir problem yok. Altın oran bizde. Ben şimdi granajlarını toplayayım mesela. Silindir de şurada. Bak. Şurada söyleyeyim. Şu parça değişti yani. Bu arada boğazı da büyüttük vesaire. Bakalım yola çıkınca nasıl bir fark yaratacak. Arkadaşlar motoru topladım tabii. Hadi dedim, elim değmişken varitörleri de bir sökeyim. Detaylı varitör bakımı yapmadım ama üstün körü temizlik yaptık. Bagaları değiştirdim. Orijinal bagaları. Yani size bu dur göstereyim yani. Hele bir tanesi var ya aşırı, bak şu yataklanmayı görüyor musunuz mu? Şu düzlenmeyi. Yani bu 5000 kilometrede bakın. Bu. Şuna bakın ya. Şu düzlenmeyi. Kalkışta bir titreşim vardı. Onun için sökmüştüm. Şimdi motor 180 cc olunca bunlar haliyle 10 gram arkadaşlar. Biz ne yaptık? 13 grama çıkardık. Yani 12 grama da düşürülebilir ama ben şu an 13 gram böyle motor stabil gitsin diye 13 yaptım. Bu kaydırıcı kızakları değiştik. Çok dandik ya bunlar. Yerlerinde oynuyor. Titreşimi çok Yamaha'larda kesiyor. Gerçi bu kasada titreşim yok ama yine de takın derim. Bagaları ağırlaştırdık. Bir de arkadaşlar 125'lerde şurada, bakın şurada Yamaha şurada şöyle bir pul kullanıyor 125'lerde. 150'lerde yok. 155'lerde. Bu pulu söküyoruz. Kayış biraz daha tepeye çıksın diye. Bilginiz olsun. Yani motoru 150 ya da yani 125'lik NMAX'i 150 ya da 180 yaparsanız şu pulu söküp bagaları 12 ya da 13 gram yapmanız lazım arkadaşlar. Bir de Yamaha'ların hep şu somunları yalama oluyordu. Mesela torklan çok aşırı sıktıkları için, normalde ayarlı torklan sıksalar bir şey olmaz. Yamaha çalışmış, bak bunu da değiştirmiş bu kasada. Yani bu kasada kuvvetlendirmiş arkadaşlar. Önceki kasasında zayıftı bu pul. Evet arkadaşlar, videoyu sonlandırıyorum artık. Motorun işi bitti. Motoru topladım. Yani normalde 125'lik kullananlar bilir. Şurada VVA yazısı çıkıyordu hep. Yani yolda motorun gitmesi için neredeyse VVA'nın hep çıkması lazımdı yani. Şimdi yani aşağı yukarı çeyrek gazdan sonra VVA açıyor. Yani bu demek oluyor ki motor zorlanmadan gidiyor. Bir de arkadaşlar artıkın TCS var ya. TCS'yi kapattığınızda patona çekebiliyor motor. Ya da TCS devredeyken gaza çöktüğünüzde TCS motoru altınızdan kontrol yani alıyor yani patona çekmemesi için.
Valla motor çok güzel oldu. Şu an çalışıyor. Sesini duyuyorsunuz mu bilmiyorum. Yani en ufak hiçbir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, bu tür videoların gelmesi için yorum olarak atın. Böyle videolar gelsin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.